Akşamlar Sabancı Müzesi'nden yine merhaba. Bir İstanbul akşamında da sevgili konuklarımızla birlikteyiz. Sevgili Ferhat Göçer, sevgili Ömür Gedik ve sevgili Cansel Elçin bu akşam bizimle birlikteler. Ferhat hemen böyle, Ferhat'ın sert bakışları hep böyle midir? Hep böyle mi bakıyor? Çok bilmem sert nasıl bir şey. Bakıyorsun o şeyden görevli için. Bana mı öyle bakıyorsun? Ben çekiniyorum ben Ferhat'a bir şey soracağım sana. Konsantre olmaya çalışıyorum. Şaka yapıyorum tabii de. Aslında gücüm gülüyor her zaman da şaka yapıyorum. Bazen bakışları sert yani. Bu doktorluktan kalma bir şeydir belki. Değil mi? Olabilir. Doktorların böyle üzerimizde bir otoritesi var ya, ondan korkuyorsun. Yok ha, doktora ya artık. Kalmadı o otorite motoru. Kalmadı. Niye canım, ben doktordan evet. Korkarım hala. Ben tabii. Sen korkmaz mısın? Ben korkarım biraz evet. Yani doktordan korkmuyor yok ki. Hani değil mi? Yani dünyada bir tek, iki meslek var. Yani şimdi birincisini söylemeyeceğim. Geç soyun deyince soyunursun yani. Yani o da doktorla, bir de ötekini söylemeyeyim şimdi onu neyse. Ben bu açıdan hiç düşünmemiştim. Tabii ya, o emri bile yerine getiriyorsun ha. Hiç sorgulamadan niye soyunayım kardeşim demiyor ki. Yeni albüm nasıl gidiyor bir kere? Çok güzel, güzel bir albüm yaptın yine. Güzel gidiyor. Bu 3 mü 4 mü? Bu 4. albüm. 4. albüm oldu. 4. albüm. Biz aşkımıza bakalım. Biz aşkımıza bakalım. Şu anda satış listelerinde 1 numara zannedersem hala. 140 bin civarında bir satış rakamı var. Eskiden böyle milyonlar falan filan konuşuyor. Bunu evet. Hep çok artık beylik laflar bunlar. Belki yine var ama herhalde onlar da kaçak öyle mi? Yok hayır, milyonluk rakamlar artık yok. Tabii şimdi dijital internet ortamlarında milyonluk tıklanma oranları telaffuz edilmeye başlanıyor. Yani bir şarkının eski satış rakamları şimdi internetteki tıklanma oranlarına denk düşüyor. Bu açıdan da iyi yani, internetteki tıklanma oranları da çok önemli. Güzel. Evet. Çok kısa bir süre içerisinde mesela Üzüm'ün işte 15-17 gün içerisinde yaklaşık 1 milyon tık oranı vardı en son hatırladığım. Bu açıdan albüm hani ticari anlamda iyi gidiyor. Şu konserleri an, var onun. Konserlerimiz var. Şu yakın bir süre içerisinde 3 Ağustos Altınoluk'ta, 4 Ağustos Çeşme Açık Hava'da, 5 Ağustos'ta da Bodrum Antik Tiyatro'da evet. Açık Hava Tiyatrosu'nda konserlerimiz olacak. Buradan da geçen de Kıbrıs'a gidiyordum. Orada bir 20 Temmuz kutlamaları vardı biliyorsunuz. Onun seyahatinde rastladım. Orada da bir konserim vardı. Kıbrıs'a gidiyor musunuz? Kıbrıs'a tabii. Yani aşağı yukarı 1,5 ayda bir mutlaka bir şeyimiz çok vardı. Geçen gittiğimizde, özür dilerim, evet. Ralph Denktaş'ın 61. evlilik yıl dönümüydü. Evet. Orada çok şirin şeyler de söyledi. Her sene evlilikle ilgili ondan böyle küçük şeyler alıyoruz. Ne dedi? Çok hoştu. Ne dedi? Hep aynı şeyi söylüyor. Hayır. Hayır, ben hepsine söylüyorum. Hep aynı şeyi söylüyor. evlilikteki sabır ne dedi? Hayır, ben bağırınca eşim beni dinliyor, susuyor. O bağırınca ben susuyorum. Bu sabır bir şey sabrına benziyor. Sabır göstermezsen bu iş devam etmez dedi ki geçer dedi, böyle bir şey söylemişti sanki. Yani asker sabrına ya da vatan sevgisine ya da sabrına benzer dedi. Benziyor. Bittiği noktada tekrar başlaması gerekir. Evlilik sabrı da böyle bir şeydir. Bittiği yerde tekrar başlaması gereken bir sabırdır. 61. yılında birisi bir şey söylüyor da tabii dinlemek lazım. Evet, yani. Çok şeker yani. Kahkahalarla kırdı geçirdiler. Çok. Gerçi tabii Sayın Denktaş'ın çok sevgili eşi Aydın Hanım da yani inanılmaz bir sabra ve katlanmaya herhalde evet. Çünkü bütün o mücadele boyunca onunla birlikte olmuş olmak da o da ayrı bir şey. Belki de güçlendiren bir şeydir. O da ayrı mesele. Ya 61 yıl çok çok dili kolay yani hakikaten. Bravo, tebrik etmek lazım. Cansel, senin öyle bir deneyimin oldu mu? 61 yıl olmamıştır da. 5 sene. Oldu, sen evlendin mi 5 sene? Yok, evlenmedim ya. 5 sene biriyle beraber kaldım. Ama evlilik gibi yani. Evlilik gibi evet. Sen nasıl bakıyorsun? O kadar uzun sene evli kaldın mı? Kalmak ister tabii misin? Tabii ki kalırım. İsterim tabii. İsterdim çok. Tabii ki. Bence çok güzel bir şey. Çünkü herhalde hayranlar sana çok soruyor. Nadir bir şey yani. Ne güzel ama Cansel'in böyle demesi. Çünkü hani erkekler genelde bu aralar özellikle işte böyle tek eşli ilişkiler, uzun süreli ilişkiler aman olması falan. Cansel hakikaten o yönden çok özel bir insan bence. Yani insan aşka yani sevdiğiniz birisiyle karşılaşmak dünyanın en güzel bir şeyi. Ben çok isterdim birisiyle böyle hayat boyu onunla beraber yaşamak. Çok güzel bir şey. Bundan daha güzel bir şey mi? Her gün onunla karşılaşmak olsun, güzel bir şey. Tabii yani. Çok önemli bir şey.
Hani vardır yani muhtemelen 61 sene. Vardır diyorsun, bir gün rastlayacağım. Ama zaman az kaldı. Yani 61 yaşında rastlayacağım. Yanlış anlamış değil mi? Öyle anlamış. 61'ime kadar rahat. 1000 sene sonra. 61'den sonra her gün aynı kişiyi görmek istiyorum. O da bir felsefe aslında. Fena fikir değil. Ömür, şimdi sen aslında uzun zamandır gazetecilik yapıyorsun. Çok yıllardır. Tabii ben üniversiteyi... Sabahtan mı başlamıştın? Hürriyet'te başladım. Sabaha geçtim. Sabahta 4 ay falan çalışabildim. Tekrar Hürriyet'e gelmek zorunda kaldım. Ondan sonra da yaklaşık 17 yıldır falan Hürriyet'teyim. Ve sinema eleştirilerinde de bayağı bir ses getiriyorsun gördüğüm kadarıyla. Evet, sinemaya son 12 yıldır sinema yazarlığı yapıyorum. Ondan önce kültür sanat servisindeydim. Doğan Hızlan'la birlikteydim. Krizden sonra kültür sanat sayfamız kapanınca sorulandı. Her zaman öyledir. Kültür sanat sayfamız. Tabii kriz oldu. İlk nereyi kapatalım, ne yapalım diye baktılar. Kültür sanatı kapatalım. Orayı kapatalım. Öyle olunca biz eklere bir şekilde branşlaşarak kaydırıldık. İşte Ertuğrul Özkök'ün ve Doğan Hızlan'ın da beni yönlendirmesiyle sinema yazmaya başladım. O günden beri de. Sinema yazarlığı sana kızıyormuş. Niye kızıyorlar? Sinema yazarları değil de böyle sinema yazarlarından birkaç arkadaşımızla biraz problemlerimiz var. Benim de onlarla var. Niye sordum bu soruyu? Sormamın sebebi var. Yine bu Kıbrıs'a gittiğimiz zaman tam o sıralarda Jennifer Lopez gelecekti. Evet, evet. Orada bir konser verecekti. Fakat Rum lobisi kıyameti kopardığı için bu korkuyla gelmedi ve sen de onun aleyhine, ona kızarak onu protesto edelim diye bence yerinde bir yazı yazmışsın. Bence de yerinde. Ona karşı çıkmış bazı arkadaşlar. O yüzden şimdi şey şöyle oldu Kürşat, orada ben Jennifer Lopez'in filmini özür dileyene kadar burada biz de protesto edelim dedim. Hani onlar bir şekilde, çünkü bence müzik de sanatın bir dalı, protesto ettikleri aslında bir konseri engellediler. Evet. Sanatın bir dalını engellediler. Biz aynı şekilde karşı çıkıyoruz ama bu film gelmesin, izlemeyelim yerin değil, özür dileyene kadar, ki zaten o sıralarda bir özür dileme olayı oldu. Sonra ben gittim film basın gösteriminde izledim. Pazar günü Hürriyet Keyif'te kapattı zaten. Jennifer Lopez'i diyor. Ama kapattı, ne oldu? Gene hisse izlemedi. Film kötüydü çünkü. Film kötü müydü? Kötü. Bayağı kötü. Kendiliğinden olmuş. Kendiliğinden protesto edilmiş. Cansel'in filmini seyrettin mi? Kendi çektiği filmi. Cansel'in bütün filmlerini seyrettim. Küçük Kıyamet'le başladık, evet, değil mi? Teşekkür ederim. Evet, gerçekten de izledin. Ve her izlediğin zaman da ben sinemanya programına gelip beraber o konuda sohbet ediyoruz. Yani benim çok hoşuma gidiyor. Cansel'le hani kariyerin ilk zamanlarından beri, geldiğinden beri aslında birlikte bayağı şey yapıyoruz. Ondan sonra 120 diye, o da güzel bir filmdi. Evet. Sonra da kendi filmini çekti ve kampüste çıplak ayaklar. Kampüste çıplak ayaklar enteresan bir şey. Sen çünkü senin böyle bir özelliğin olduğunu ben de hatırla, sevgilide beraber çalıştık. Orada tanıştım Cansel'i. Ben bir 10 bölüm oynadım yani orada. Evet. Evet, bir konuk sanatçı gibi biraz böyle. Çok eğlenceli. Orada çok eğlenceli. 10 bölümlük konuk sanatçı. Biraz uzadı bize konukluk. Çünkü doktor rolünde doktor Galibanka'dan gelmişti. Gitmesi zor. Ta oralardan gelmiş. Yok canım işte 10 bölüm. Hatta bir aralar böyle annemin yeni sevgilisi olacaktı hikayede. Baktılar uzun yazıyor. Bir ara böyle ters baktım ama ondan sonra. Evet, Cansel, şimdi ben her saniye girişimde ilk başta böyle bir durum oldu abi. Ayda Aksel oynuyor annesini. Şimdi doktor gelmiş, Ayda ile çok bir yakınlığı var. Şimdi önce seyirci falan da internette, bloglarda falan da, ne oluyor bu yeni sevgili mi çıktı falan filan oldu. Dalga geçiyorum Cansel, bana gıcık roller yapıyor. Mesela giriyorum içeri, ters bana bakıyor falan başlamadan. Çekim başlamadan tabii. Bayağı bana gıcık hareketler yapıyor falan. Bu mu senin? Çok eğlenceli diyor. Ayda ile beraber. Çok dalga geçiyorlar. Bayağı eğleniyorlar bu yani. Süperdi yani. Eğlenmese geçmez zaten, değil mi? Kaç saat çalışıyorsunuz? Bayağı uzun çalışıyorduk ama o dönemde bu ikinci sezon olduğu için Atılay Sevgili'nin daha organizeydi. Alışmıştık yani. Evet. Biraz daha zamanımız yani vardı. Çekim sırasında yani şu anda bile mesela diyelim bizi çekiyorlarsa oradan gırgır yapabiliyordu. Ki Cansel inanılmaz komik bir insan yani. Şimdi burada böyle şey duruyor çok. Hafif soğuk duruyor ama müthiş bir mizahı var yani, çok esprili. Hakikaten kırıyordu milleti yani. Bir de öyle bir dert var. Bir de Cansel'le uğraşıyorsun. O tarafa bakmamaya çalışıyorsun. Ne yapacağı belli değil çünkü çekiyorsun. Kamera arkası falan var galiba. Bir ara çekmişlerdi. Bir montajlamıştı. Öyle bir şey var. Yani aslında bulsak onu göstersek yani. Bayağı komikti yani. Peki şeyi soracağım. Eleştirilerden en çok mesela neye kızıyor sinemacılar ya da oyuncular, yönetmenler falan? Olumsuz eleştirilere kızıyorlar. Yani daha çok neye sinirleniyor? Valla oyuncular da bazen o role uygun olmayan oyuncular orada bir şeyler çabalıyorlar.
oyuncu yönetimi de olmadığı zaman, yönetmenlerden de olmadığı zaman ortaya böyle hiç uyuşmayan bir şeyler çıkıyor. Onları yazdığımız zaman tabii ki bozuluyorlar. Senaryo olmamış dediğimiz zaman senaristler tabii ki bozuyor ki genelde ben de Türk sinemasının en büyük sorunlarından biri kanayan aralarından biri. Senaryo. Senaryolarda sorunlarımız var hep.